Merhaba arkadaşlar, Gökçe'nin mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere benim yıllardır mutfağımda yapmış olduğum ölçüsü asla şaşmayan poğaça tarifim olacak arkadaşlar. Oldukça ekonomik ve her evde olan malzemelerle yapılan bu poğaçayı mutlaka sizler de yapmalısınız. Ben sizler için malzeme listesini videomun açıklamalar bölümünde yazmış olacağım. Oradan malzemeleri okuyabilirsiniz. Bugüne kadar bu tarifi kime yaptıysam içinde süt olmadığını duyunca çok şaşırdı ve her yiyen neredeyse benden tarifini istedi diyebilirim. O kadar iddialıyım arkadaşlar. Bu poğaçanın hamuru gerçekten su ile yapılıyor ve çok lezzetli oluyor. Hatta pastanede satılan poğaçalarla neredeyse eş değerde olduğunu bile söyleyebilirim. Poğaça yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli püf noktası arkadaşlar, yoğurduğunuz hamurun yumuşak olması. Poğaça hamuru yaparken olabildiğince yumuşak bir hamur yoğurmaya özen gösterin. Ben hamurumu gördüğünüz kıvamda yoğurdum. Temiz bir poşetin içine koydum. Yaklaşık yarım saat 40 dakika arasında hamurum mayalandı. Mayalanmış olan hamurumu şöyle elimle yeniden bir toparlıyorum arkadaşlar. Eğer zamanınız varsa bir kez daha mayalandırabilirsiniz. Yoksa hemen de yapabilirsiniz. Şimdi ben bu hamurdan küçük küçük parçalar kopararak önüme alacağım arkadaşlar. Ben bütün bezelerimi aynı anda içlerini doldurarak kapatıyorum. Şimdi sizlere nasıl yaptığımı da göstereceğim. Ayrı ayrı uğraşmanıza hiç gerek yok arkadaşlar. Mandalina büyüklüğünde parçaları koparıyorum. Hafifçe yuvarlayarak bütün hamurum bitene kadar bezeleme işlemini yapıyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olmak için abone olmayı, paylaştığım videolarımı beğenmeyi ve izlediğiniz videom hakkında bana yorum yazmayı lütfen unutmayın. Destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ben de bu arada bezelerimin hepsini elimle hafifçe bastırarak açtım ve peynirli iç malzememi de bütün poğaçalarımın orta kısmına yerleştirdim. Şimdi hepsini katlayarak fırın tepsimin içine ekledim arkadaşlar. Üstlerine yumurta sarısı sürüyorum. Daha sonra isterseniz çörek otu ya da susam da epeleyebilirsiniz. 200 derecede önceden ısıtmış olduğum fırında poğaçalarımı gördüğünüz gibi pişirdim arkadaşlar. Yumuşacık, tel tel ayrılan harika poğaçalar oldu. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.